Baba, beni duyuyor musun? Buradayım. Bir yere gitmedim. İyileşeceksin. Macit. Şirkette durum nasıl? Baba sen her şeyden önemlisin. Şirketin sırası değil şimdi, boş ver. Oğlum. Zaten seni şuradan kurtarmak için bir şey yapamıyor olmanın çaresizliği içerisindeyim. Baba, o yüzden lütfen bir an önce ayağa kalk. Şu yataktan çık, olur mu? Tekneden denize düştüğüm zaman hatırlar mısın? Hani çok küçüktüm. Sizi bilmem ama ben hiç unutmadım. Beni kurtarmak için denize atladığında sana bir şey söyledim, onu hatırlıyor musun? Sen... Baba... çok korktun demiştin. Baba... çok korktum. Korkma oğlum. Bir daha düşmene izin vermem. Fahriye telefonunu versene. Şu an inanamıyorum. Fayz amca telefonunu da mı aldı? Üf, yani şu telefonu verdiğimi duysa Fayz amca beni keser. Ama aşk yolunda akan kan sudur o canım. Al telefonu, Macit'ini ara. Sağ ol Fahriye, sen de olmasan. Alo. Alo Macit, ben Neriman. Benim telefonum bozuldu da Fahriye'den arıyorum seni. Baban nasıl oldu? Meraktan öldüm. Babam iyi Neriman. Ama bizi çok korkuttu. Ve evet, ben de çok merak ettim çünkü seni defalarca aradım. İşte Fahriye yeni geldi. O yüzden. Neriman, sevgilim sen benim şans bileğimsin. Babam biraz önce kendi geldi ve üzerine sen aradın. Çok sevindim. Babanın iyi olmasına da, sesinin iyi gelmesine de. Ben de. O günü ne kadar farklı planlamıştık. Ama yine yarım kaldık değil mi? Olsun. Yani kaybettiğimiz bir şey yok ki. Yarım kalanları telafi ederiz. Bence de. Mesela yarın. Yarın mı? Eyvah, eyvah. Yine başlıyoruz. Yarın biraz karışık. Ben sana haber versem olur mu? Tamam, olur. Bir de Macit, ben kendime yeni bir telefonumu alana kadar buradan konuşuruz, olur mu? Tamam. Tamam, görüşürüz. Anlamıyorum. Neyi anlamıyorsun kızım? Adamcağız köpürdü diyorum sana, köpürdü. Ay, çocuklar birbirlerini sevmiş. Niyetim ciddi, evlenelim demiş. Evlenecekler işte, ne var bunda ya? Abi kahve yapayım mı sana? Ne
Gülter, Şahika'ya söyle Neriman'ın aklını karıştırmasın. Bir daha bu evde evlilik lafı falan duymak istemiyorum. Olur abi, merak etme, ben konuşurum. Nasıl yani Pelin? Macit'le evlenince mutlu olabileceğini mi zannediyorsun? Neden? Çünkü Macit eski Macit değil. Yani Macit'in Neriman'a olan aşkını hepimiz biliyoruz. Onunla mutlu olamazsın. Belki de derdin mutluluk değildir Duygu. Doğru. Çünkü senin derdin Neriman ve Macit'ten intikam almak. Yanlış yapıyorsun Pelin. Kız kardeşim, istersen sen önce kendine bak. Özgürlüğe yakınlaşmaya başladığınızın farkındayım. Dikkat et Duygu. Özgür'ün de Macit'ten bir farkı yok. Yani? Yani Özgür de kalbini hiç olmadık bir kenar mahalle Dilber'ine kaptırıverir. Bir anda ortada kalırsın. Efendim Ceren. Döndün mü? Aslı. Canım çekti. Kalk bana bir börek yap. Yanında bir de kek çırpı ver. Ha! Bardakları da çamaşır suyuna koy. Sapsarı olmuşlar. Böyle iki büklüm kaldım ya, evi pislik götürüyor. Kız iki canlı kader. Bu kadar üstüne gitmemek lazım ya. O kadar söylüyorum dinlemiyor ki. Ya karnında oğlum var anne, oğlum, oğlum. Allah Allah ya. Biz de hamile kaldık, biz de çocuk doğurduk ama böyle Aslı Hanım gibi yan gelip yatmadık. Ya he anne ya, he, he. Bir şeycik olmaz. Emre. Söyledin mi oğlum babana? Neyi söyledim? Ay bunlar ayrı eve çıkmak istiyorlar İsmail. Bizi beğenmiyorlar. Ayrı ev mi? Oğlum sen daha ne kazanıyorsun ki bir de ayrı eve çıkacaksın ya? Olmaz öyle şey. Tövbe estağfurullah ya. Geçmiş olsun Kerimciğim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Teşekkürler. Duyunca ne kadar üzüldük anlatamam. Her şey bir yana, dostluk çok başka bir şey. Öyle değil mi Selimciğim? Lütfen, heyecanlanmaması gerekiyor. Biz dışarı çıkalım. Böyle olmasını istemezdim.